İngiltere'de yaşam planı yapıyorsanız Türkiye'de alışık olduğumuz bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunlar İngiltere'de yok. Bırakmanız gereken şeyler neler mi? İşte bu videoda konuşuyoruz. Müzik Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yeni bir ülkeye yerleştiğimiz zaman tabii ki de yeni ülkeye, oradaki insanların nasıl yaşadığına göre oradaki kültüre göre kendimizi adapte etmemiz gerekiyor ve kendi ülkemizden getirdiğimiz bazı şeyleri de bırakmamız gerekiyor. Ve bu bazen bırakmamız gereken şeyler de böyle günlük hayatımızı oluşturan rutinlerden bazıları oluyor arkadaşlar. İngiltere'ye ilk geldiğimiz zaman tabii ki de bu konuda aa öyle miymiş, aa bu böyle miymiş, aa bunu böyle mi yapıyorlarmış, Aa biz bunu Türkiye'de böyle yapıyorduk. Demek ki e, burada tamamıyla farklıymış falan dediğimiz çok şey oluyor. Bu videoda da bunları derleyip toplayıp böyle bir 5 konu başlığı altında kendimce kendi tecrübelerimi size anlatmaya çalıştım. Videonun detaylarına geçmeden önce beni ilk defa bu videoyla görenler için kısacık kendimi tanıtıyorum. 2016 yılından beri Londra, İngiltere'de yaşıyorum. Yılın belli bir kısmında Londra'dayım, çalışıyorum, para biriktiriyorum. Diğer kısmında ise sırt çantamı takıp dünyayı geziyorum, backpacking yapıyorum. Hem gezip gördüğüm yerleri hem de İngiltere'deki Londra'daki yaşamımı, nasıl ev bulunur, nasıl iş bulunur, değişen göçmenlik kuralları ile ilgili gelişmeleri kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Evet, İngiltere'de yaşamak isteyenlerin bırakması gereken şeylerden ilki arkadaşlar taksitli alışveriş. Çünkü İngiltere'de taksitli alışveriş yok arkadaşlar. Garip geliyor değil mi kulağa? Yani biz Türkiye'de o kadar böyle her şeyi taksitle almaya alışmışız ki biz peşin fiyatına bir şey almıyoruz ki zaten. Yani illa onu bir taksitli yapıyoruz ve ne kadar çok taksit olursa sanki o kadar da iyiymiş gibi hissediyoruz. Sanki böyle şey hani evet aylık minimum öderim falan diye düşünüyorsun ama aslında bunu böyle bir genel çerçevede baktığınız zaman bu sizi daha çok böyle tüketime teşvik ediyor. Yani bir sürü şeyi alıyorsun. Nasıl olsa aa aylık ödemesi şu kadar, aa aylık ödemesi bu kadar bana hani koymaz, hani bunu ödeyebilirim falan. E, 6 ayda bitireceğim, 12 ayda bitireceğim falan böyle diyorsun. Ama kredi kart eksesine baktığında Aylık böyle taksitle aldığın şeyler böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Kocaman bir miktar oluşturuyor senin aylık ödemelerinde. İngiltere'de taksitle alışveriş yok ve ne kadar para kazanıyorsan o kadar harcıyorsun. Eğer ki bir şey almak istiyorsun ama bütçen müsaade etmiyorsa almıyorsun. Veya o şeyi almak için e belki 2 ay 3 ay para biriktiriyorsun ondan sonra alıyorsun. Soru işareti oluyor. Şimdi ben bunu alacağım ama acaba almaya değer mi? Alsam bu beni maddi şeye bir zorla sokar mı? Acaba hani geri kalan parayla ben ayımı idare edebilir miyim falan diye düşündürüyor seni. Tüketimi de biraz durdurmuş oluyorsun. He buna ilave olarak kredi kartı almak da çok zor arkadaşlar İngiltere'de. Yani ilk geldiğiniz zaman sizin burada İngiltere'de bir yaşantınız olmadığı için bir kredi skorunuz olmadığı için öyle bankalar size kredi kartı vermiyor. Çünkü bankalar size güvenmiyor. Şimdi diyor ki mesela ben bu kredi kartını bu insana versem e ben bunun geçmişini bilmiyorum. Hani ne kadar ayda para kazanıyor, ne kadar harcıyor gibi şeyleri bilmediği için size güvenmiyor. Belli bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra kredi kartına başvuru yapıp alabiliyorsunuz ve kendinize ispatlamanız gerekiyor. Evet ben bu kredi kartını alıp bu harcamalarımı ödeyebilirim diye ispatlamanız gerekiyor. İngiltere'ye gelmeden önce Türkiye'de yaşadığın zamanları düşündüğümde benim de herkesin gibi e, kredi kartı borçlarım vardı arkadaşlar. Ben şeyde artık böyle Türkiye'de yaşayıp da kredi kartı borcu olmayan bir insanı da bilmiyorum herhalde. Öyle bir şey mümkün var, mümkünatı olabilir mi? Yok herhalde diye düşünüyorum. Gerçi son zamanlarda şimdi şey böyle online sistemler falan çıktı. Ya Paypal'dan falan belki taksit yaptırabiliyorsun. Veya şeyden e, Klarna diye bir şey çıktı. İşte online satın aldığın şeyleri taksitlendirme yapabiliyorsun. Onlarda bile seni bir 10 dakika falan senin bir şeyine kredi skorunu falan check etme zamanı var. Bankanda seni kontrol ediyorlar. Gelir gider tablosunu işte ödemelerini sabit yapıyor musun falan diye. O zaman seni taksitlendirme talebin konfirme oluyor veya reddediliyor. Yani reddedilme seçeneği de var. Hani her başvuru yaptığınız şeyde kabul ediliyor anlamına da gelmiyor tabii ki. Yine sizi bir değerlendiriyorlar yani. Ödeyebilir mi ödeyemez mi falan diye. Yani her şekilde sizin kendinize hep böyle bir ben bunu ödeyebilir mi tanıtlamanız gerekiyor. İngiltere'de yaşarken bakmanız gereken ikinci alışkanlık maddesi de aslında birincisiyle çok böyle en yani ilişkili bir şey söyleyeceğim yine. Alışveriş, özellikle kıyafet alışverişi. Şimdi bu kıyafet alışverişini bırakmanız gerekiyor. Ben 3 madde eşliğinde böyle 3 sebep bildireceğim size. Birincisi kredi kartı ve taksitlendirme. Yani diyelim ki bir şeyi çok beğendiniz, bir kazak beğendiniz ama bakıyorsun ki hani o kazağı alsan çünkü zaten kredi kartın yok. Hani öte, öte, bir dahaki ayı erteleyemeyeceksin veya taksitlendirme yapamayacağın için o ay geçimini sürdürebilecek misin diye ilk önce bir kafanda değerlendiriyorsun. Yani almaya değer mi değmez mi falan diye. İkincisi arkadaşlar yaşadığınız yer çok kısıtlı. Çünkü... Londra'da yaşıyorsanız genellikle zaten paylaşımlı evlerde yaşıyorsunuz. Bir odaya sığmak durumundasınız. İşte yatağınızda, bütün kıyafetlerinizde, ıvır zıvır eşyalarınızda, masanızda, bilmem neyinizde falan zaten bir odaya sığıyorsunuz. Ve yer limitli. Yani minimal yaşamanız lazım. Şimdi dolabı açıyorsun bakıyorsun hani onları koyacak yerin yok. O zaman diyorsun ki yani bir şey almadan önce ikinciye hem ben bunu maliyet olarak karşılayabilir miyim? İkincisi de şimdi ben bunu alırsam nereye sığdıracağım ben eşyalarımı falan diye düşünüyorsun. Bu da ikinci sebebi. Üçüncü sebebi ise İngiltere'de kimse sizin ne giydiğinizle ilgilenmiyor arkadaşlar. Yani çok şık giyinseniz de size kimse, kimse bakmıyor. Ya da atıyorum aynı kıyafeti 3 gün 4 günde giyseniz yine kimse size bakmıyor. Şimdi böyle kimse size bakmayıp aa ne kadar güzel giyinmiş ya da ay ne giymiş bu falan demediği için aslında daha rahat davranıyorsunuz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o kıyafetlerle zamanınızı geçiriyorsunuz. Bunu ne kadar da hani şöyle desek de ya yok ben kendim için giyiniyorum. Hani ben kendimi güzel görmek için giyiniyorum falan da desek giymemizin bir nedeni de tabii ki de karşı tarafa güzel görünmek için. Ama karşı taraf sizin ne giydiğinizle ilgilenmediği zaman bu alışverişi azaltmak için bu da size diğer bir sebep oluyor. İngiltere'de yaşarken bırakmanız gereken üçüncü alışkanlık ise arkadaşlar burada İngiltere'nin sağlık sorunlarına değineceğiz. Öyle şurama ağrıyor, burama ağrıyor dediğiniz zaman çat diye hemen özel doktordan, özel hastaneden randevu alıp bütün böyle testleri, bütün böyle röntgenleri, skenleri falan yaptırmak. Biz buna çok alışığız arkadaşlar Türkiye'de. Ama İngiltere'de işler böyle yürümüyor yani. <laughs> Doktordan randevu alına kadar yani o randevu günün gelene kadar zaten uzun bir süre geçiyor. Çünkü siz randevu aldığınız zaman sizin şikayetinize göre Aa, buna öncelik vermeli miyiz bu hastaya ya da atıyorum bu hastayı 2 ay sonra da görsek, 3 ay sonra da görsek hani bir şey olmaz diye böyle bir değerlendirmeyi koyuyorlar sizi ve bazen de o böyle doktordan almak istediğiniz randevu belki 6 ay sonrasında size veriliyor. Biz kendimizde hissettiğimiz hani bazı rahatsızlıkları tabii ki de çok böyle hani e, doğal olarak kendimize önemsediğimiz için onları bir an önce böyle çok ciddi gördüğümüzden bir an önce hemen e, müdahale etmek istiyoruz. Hani doktordan randevu almak istiyoruz veya her yerimizi böyle bir her şekilde kontrol ettirmek istiyoruz falan ama senin rahatsızlığın aciliyetini İngiltere'de sen belirlemiyorsun doktorlar belirliyor. Biz bu hastaya 6 ay sonra da baksak bundan hani bir şey olmaz falan diyor yani. Hani onun o kadar zamanı var diyor yani. Sağlık konusundaki videoları falan izlediyseniz zaten herkesin genel sıkıntısı e, İngiltere'deki sağlık sisteminin kötü olduğu. Şimdi ben bu videoda İngiltere'deki sağlık sistemi de yermeyeceğim, eleştirmeyeceğim. Bu maddeyi söylememin sebebi bizim Türkiye'deki alışık olduğumuz sistem İngiltere'de yok ve buna hazırlıklı olun. Şaşırmayın anlamında söylüyorum. Doktor Atıyorum sizin için, sizin rahatsızlığınızda tahlil yapılmasına gerek duymadı veya e, röntgen çekilmesine gerek duymadı ya da sken yapılmasına gerek duymadı. O zaman yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan her Türk de zaten Türkiye ziyaretinde hep burada İngiltere'deki sağlık sisteminde kendini e, çok güvende hissetmediği için her Türkiye'yi ziyaretinde zaten böyle bir genel check-up yaptırıyor. Ben dahil. <laughs> alışkanlıkların dördüncü maddesi ise arkadaşlar alışveriş merkezleri. <laughs> Yalnız şimdi düşündüm de yani İngiltere'de yaşarken bırakmamız gereken şeyler aslında bizim Türkiye'de hep böyle tüketimle ilgiliymiş ya. Ama videoda söylerken şimdi dikkatimi çekti. Evet hep tüketimle alakalı. Neyse alışveriş merkezleri konusuna geri dönüyorum arkadaşlar. İngiltere'de öyle bizim Türkiye'de alışık olduğumuz gibi böyle her semtte böyle bir büyük alışveriş merkezi yok. E tabii ki de Türkiye'de hani alışveriş merkezleri hem alışveriş hem de bizim böyle bir sosyal sosyalleşme yerimizdi. işte hafta sonu ne yapalım? Hadi alışveriş merkezine gidelim. Londra'daki bu böyle hafta sonu ne yapalım falan e, planları kesinlikle alışveriş merkezleri olmuyor yani. İngiltere'de mesela hafta sonları ne yapılıyor? Parklara gidiliyor. <laughs> alışveriş merkezi yerine İngiltere'de parklar tercih ediliyor arkadaşlar. O kadar çok park var ki ve o kadar büyük ki o parklar. Hani biz burada evet Londra'da İngiltere'de e, park diyoruz ama bunlara Türkiye'de düşünüyorum da bu parklara biz park demezdik orman derdik yani hani öyle ya da mesela yine hafta sonu kurulan pazarlar var ee, dışarıda kurulan pazarlar yani hem giysi pazarları var hem böyle yeme içme hem böyle e, organik marketler falan var insanlar alışveriş merkezi yerine ne bileyim bir şeylere bakma ihtiyacı duyuyorsa bir şeylere alma ihtiyacı falan duyuyorsa genellikle o tarz böyle daha çok böyle sokakta kurulan pazarlara falan gidiyorlar. İngiltere'de yaşarken bırakmamız gereken 5. alışkanlık ise plansız yapılan şeyler diyebilirim. Yani şimdi şöyle açıklayayım işte, ne bileyim bir arkadaşını arıyorsun, hadi ya canım çok sıkıldı, hadi gel şuraya gidelim falan. Bizim bu Türkiye'de yaptığımız çok böyle normal şeylerden bir tanesi. İşten çıktım sana geliyorum. Hadi gel şurada bir kahve içelim falan filan. İşte İngiltere'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü insanlar çok planlı yaşıyorlar. Buradaki İngilizlerin çoğu ajanla kullanıyor. Yani haftalık planlarını yapıyor çoğu insan. İşten bahsetmiyorum. Tabii ki de işte hani toplantılarınız falan vardır. Onun ajandasını falan hani şeylerini tutarsanız Plan programını tutarsanız da insanlar... Kendi özel sosyal hayatları için ajanda tutuyorlar. İşte pazartesi günü işte şu kişiyle e, iş çıkışı kahve içeceğim. Hani böyle işte senin canın sıkılmıştır. Telefonu açarsın, mesaj atarsın arkadaşına. Hadi ya canım çok sıkıldı, hadi gel şurada işte bir şeyler içmeye gidelim falan. Öyle bir şey yok yani. E yani sen o arkadaşınla görüşmek istiyorsan senin böyle bir hafta öncesinden falan randevu alman lazım o kişiyle. <laughs> çok garip geliyor değil mi? E çünkü biz hiç alışık değiliz böyle bir şey Yani ben İngiltere'ye geldiğimde çok garip gelmişti bana. Şimdi tamam evet şimdi alıştım insanların böyle yaşamasına. Aa, ve artık tabii ki de ben de hani onlara biraz ayık uydurmaya başladım. Hani ben de daha planlı falan yaşıyorum ama bu böyle ilk zamanlarda belki işte siz alışık olmadığınız için size garip geldiği için falan böyle üstünüze de alınabilirsiniz. Ya işte bu insan şimdi hani görüşelim dedim de iki hafta sonrasına bana randevu vardı falan. Ne demek oluyor ya bu falan diye de diyebilirsin bir alınganlık yapabilirsin ama alınma yani. Bunların normali bu. Evet benim 8 yıllık İngiltere hayatımda kendi tecrübelerime göre Türkiye'den gelirken bırakmamız gereken alışkanlıkları bu şekilde maddeledim arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani buna eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Veya bu maddeler hakkında neler düşünüyorsunuz? iyi mi, kötü mü, hangi ülkede sizce daha normal bu maddeler? Onların yorumlarını da bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmına yazabilirseniz bu videoyu izleyen diğer kişiler için yararlı olacağını düşünüyorum. Ee, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek için ise işte Londra'da neler oluyor, günü gününe, neler yapıyorum, ne etkinlikler var bunları takip etmek isterseniz Instagram profilimi bırakıyorum. Ee, şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.